Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. 10 günde Matematik Temel Atma Garanti Kampımızın ikinci gününün testlerinin çözümlerine geldik. Teste temel atlayacağız, yeni nesile temel atlayacağız, öse temel atlayacağız. Ondan sonra rasyonel sayılarından bir netice be indireceğiz Farklı sorulara yaklaşacağız. İşte e, bu temel kısımdan sonraki verdiğimiz mantıkları birleştirip, Böyle yeni nesil bakış açısıyla nasıl sorular karşımıza çıkmış? ÖSYM nasıl sorular sormuş? Bir netice indireceğiz. Bakış açılarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Kampımızda, kampımızda üstad yani çok güzel oldu. Ama bu bitince hemen 55 günde TYT Matematik kampına da başlayacaksın bak. hiç ara vermeden, hiç ara vermeden ne dedik? 10 gün boyunca dişini sıkacaksın, bu kampı bitireceksin, temelini oluşturacaksın. Asıl işimiz orada başlıyor. Burada temelimizi oluşturuyoruz. 10 net seviyesine çıkacağız. Sonra daha yukarıya gideceğiz. Çünkü büyük hedeflerimiz, büyük hayallerimiz var. O zaman ne diyoruz arkadaşlar şimdi? Buranın içerisinde, buranın içerisinde teste temel hatı hallediyoruz. Yeni nesile temel hatı hallediyoruz. ÖSYM'ye temel hatı hallediyoruz. Tikler, tikler atılıyor. Hadi gel bakalım, başlayalım. Şimdi standart sorular var. Birinci testimizin içerisinde. Şöyle 14 tane soru çözeceğiz. Güzelle mantığını kavraya 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 gidelim. Kendiniz çözmeyi deneyin yapamadıklarınıza bakın. İşleminin sonucu nedir? Basit soru değil mi? Benzerlerini çözdük. Eşitleri koydum. Hemen burada payda eşitliyorum. 2 ile 2'yi çarptım 4. 4'ün 1'i gitti 3. Burası 3 bölü 2 yaptı. Aradaki işaret artıysa bir problem yok. Parantezi direkt açabiliyorum. Artı 2 ile 2'yi çarptım 4. 4 ile 1'i topladım 5. Burası da 5 bölü 2 oldu. Bölüyü çektim. Hemen geldim aşağıya. Aşağıda burada eksi var. Kurnaz olmam gerekiyor. Bunun önündeki artı olduğu için parantezi direkt açarım. 4 ile 4'ü çarptım. 16 yaptı. 16 ile 5'i topladım. 21. Paydam 4. Şimdi dikkat. 4 ile 4'ü çarptım. 16. 16 ile 1'i topladım. 17 bölü 4. Ama başında eksi var. Eksi 17 bölü 4'ü yazdım. Hemen yukarıda paydalarım eşit. Paydalarım eşit. 3 ile 5'i topladığımız zaman burası 8 yaptı. 8 bölü 2. Bölü 21'in 17'sini çıkardığımız zaman 4 bölü 4 yaptı. E 8 2'ye bölünüyor yukarısı 4. 4 bölü 4 1. 4 bölü 1'den 4. Birinci sorumuzun doğru cevabı A ah, şıkkımız olmuş oldum. Hemen ilerledim ikinci soruma geldim. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Ne yapacağım? Bu bölme şey çıkarma yapacağım takla attıracağım. Buradaki çıkarma yapacağım takla atacağım. Sonra bulduğum sonuçları toplayıp Bulduğum sayıyı 1 bölü 12'ye böleceğim. Hadi başlayalım. Eşittir dedim. 3'ü yazdım. Bölü. Aşağı yapalım. 4 ile 1'i çarptım. 4. Arada eksi var. 4'ün 3'ü gitti. 1. Burası 1 bölü 4 yaptı. Araya artıyı koydum. Kesir çizgim burada. Yukarıdakini yapıyorum şimdi. 4 ile 2'yi çarptım. 8. Önünde eksi var. 3 eksi 8 işleminin sonucu ne yaptı? Eksi 5. Burası eksi 5 bölü 4 yaptı. Bölü 3'ümüz var. Hemen parantezimi koydum. Sonra bir de burada bölü 1 bölü 10 ikimiz var. Şimdi ne yapıyorum? Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarpıyorum. 3 altında gizli 1 var gibi düşünebilirsin. Bak şurada 1. Bir. Birinciyi aynen yazdım. 1 bölü 4'ü ters çevirip çarptığım zaman 4 bölü 1 yaptı. Artı. İkincinin birincisi tamamen şurası. Yazıyorum. Eksi 5 bölü 4. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarparken altında 1 var gibi düşündüm takla attırdım. 1 bölü 3 oldu burası. Tamam. Köşeli parantezimizi koyduk. Bölü 1 bölü 12'sini yine yazdım. Devam edelim. Şu telefonum benim sessizde kalmamış mı? Bıp 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 elip duruyor. Sessize aldım. Tamam. Şimdi şurada çarpma işlemini yaptığım zaman 12 bölü 1'den burası 12 yaptı. Sonra buraya dikkat edin. Şuradaki eksi buradaki artı. Çarpınca işaretim eksi olacak. Ne oldu? Eksi 5 Paydaları çarptım 12. Anında artı var. Artı ile eksinin çarpımı eksi. O zaman burası eksi 5 bölü 12 olmuş oldu. Köşeli parantezimi yine koydum. Bölü 1 bölü 12 oldu. Ne yapıyorum şimdi? 12 ile 12'yi çarptım. 144 yaptı. 144. Arada ne var? Eksi 5 var. 144'ün 5'i gitti. 139. Burası 139 bölü 12 oldu. Bak Birinciyi aynen yazdım. Bölme işlemini yaparken ikinciyi ters çevirip çarpıyorum. 12 bölü 1 oluyor. 12'ler birbirlerini götürdü. 139 cevabına ulaştık. İkinci sorumuzun doğru cevabı da A şıkkımız olmuş oldu. Tamam mı? Anladık. Haydi gel bakalım. 3. Şimdi burada hep klasik sorular var. Arka sayfada 2, 2, 3, 4, 4 tane yeni nesil sorumuz da var. Hepsini yapacağız merak etmeyin. İşleminin sonucu nedir? Önce bunu yapacağım. Sonra bunu yapacağım. Bu sayıyı buna böleceğim. Bulduğum sonucu 9'a böleceğim bir de. Hadi başlayalım. Eşittir dedim. 4 ile 5'i çarptım 20. Arada eksi var. 20'nin ikisi gitti. 18. Paydam kaç? 5. Bölüyü çektim. Bunların paydalarını eşitliyorum. Burayı 3 ile, burayı 2 ile çarpıyorum. Ortak paydam kaç? 6. 3 ile 1'i çarptım. 3 yaptı. 2 ile 1'i çarptım. 2 yaptı. 3 eksi 2 oldu. 3 eksi 2 işleminin sonucu 1 bölü 9. Şimdi şuradaki bölme işlemini bir yapalım. Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevirip çarp. Birinci dediğimiz nedir burada? 18 bölü 5'tir. Çarpı. İkinciyi takla attırdım. 6 bölü 1 bölü bir de 9 var. Şimdi buradaki işleme bakalım. Ne yapacağım? Bunları çarpacağım. Bunları çarpacağım. Bir sadeleştirme yok. O zaman diyorum ki 18 çarpı 6 bölü 5 oldu burası. Bölü 9'umuz var. Şimdi birinci dedim isteyen çarpmayı da yapsın hadi yapalım. Çarpmayı yaptığım zaman 48'in 8'i elde var 4. 108 bölü 5 yaptı. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum 1 bölü 9. Şimdi sadeleştirme. Bak direkt şurada da 1 bölü 9 durumuna getirip şunları sadeleştirseydiniz daha kolay olacaktı. 12 olacaktı. Ama burada da 9 ile 108'i sadeleştirip 12 derseniz 12 bölü 5 cevabına ulaşmış oluruz. Üçüncü sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız. Geldik dört. Çok çıkan bir soru kalıbıdır. Gidip de amele gibi payda eşitlemeyeceğiz. Bak yedi paydalı var yedi paydalı. On üç payda on üç payda. Beş payda beş payda. Tek yapman gereken şey parantezleri açmak. Başlayalım. On beş bölü yediyi yazdım. Tamam. Şimdi şuradaki eksiyi içeri dağıtıyorum. Eksi on dokuz bölü on üç oldu. Eksiği dağıtmaya devam ediyorum. Eksiyle eksi çarpıldı artı 7 bölü 5 oldu. Bak artı var burada. Artı varsa direkt parantezi kaldır. Artı 6 bölü 13 artı 3 bölü 5 dışarıda bir de eksi 1 bölü 7 var. Şimdi paydaları eşit olanları yan yana yazacağım. 15 bölü 7 var eksi 1 bölü 7 var. Bak paydaları eşit. 15 eksi 1 yaptı. 15 eksi 1'in cevabı ne? 14. Yani burası 14 bölü 7 yaptı. Şu ikisini işleme sokmuş oldum. Geldim şimdi 13'lü olanlara bakalım. Ne var burada? Bunun paydası 13, bunun paydası 13. Bunun üstünde eksi 19 yazıyor. Bunda artı 6 yazıyor. Eksi 19 ile 6'yı ne yapacağım? Toplayacağım. Eksi 13 yapacak. Yazıyorum o zaman. Eksi 13 bölü 13 oldu. Bunları da hallettim. Bunların üstüne de çizgilerimizi attık. Geldik paydası 5 olanlara. Paydalarım eşit. Burada artı 7 var. Burada artı 3 var. Topladım 10. 10 bölü 5. O zaman onu da yazalım. Eksi 10 bölü 5. Eksi değil artı. Bunların işaretleri neydi? Artıydı. Bakın şu işlemin sonucu 2 yaptı tamam. Eksi şu işlemin sonucu 1 yaptı. Şu işlemin sonucu da 2 yaptı. 2, 4, 1'i gitti 3. Dördüncü sorumuzun doğru cevabı B şıkkımız olmuş oldu. Hadi bakalım o zaman... 5'e doğru ilerleyelim. Gel bakalım 5. Arkadaşlar abone oldunuz değil mi? Videoları da beğendiniz. İyi <laughs> hadi bakalım. Devam edelim. İşleminin sonucu nedir diyor. İçeriği yapacağım. Burada bir bölme işlemi var. Gidip de 3'ten 1 bölü 3'ü çıkarmayın sakın. İşlem önceliği. Burada bölme var. Burada çarpma var. Önce o işlemleri yapacağım. Hadi bölmeyi yapalım. Birinciyi aynen yazdım. 3 bölü 5. İkincinin altında gizli bir var. Takla attırdım. 1 bölü 3. Sonra eksi 1 bölü 3'üm var artı. Geldim parantezin içerisine. Parantezin içerisinde çarpma işlemini yapıyorum. 13'ler götürdü. 2 ile 10'u sadeleştirdim. Burada 1, burada 5. Yani buradaki komple işlemin sonucu 1 bölü 5 oldu. Yazalım o zaman. 3 eksi 5 bölü 3. Sonra aradaki işaretim eksi. Eksi 1 bölü 5 olmuş oldu. Düzenleyelim şimdi. Şuradaki çarpma yaparken şu üçler sadeleşti. Yukarıda 1 aşağıda 5 kaldı. Yani 1 bölü 5 oldu. Eksi 1 bölü 3'ümüz var. Şimdi buradaki parantezi de açalım hadi. Artı var önünde. Artı olduğu için parantezi direkt açıyorum. Artı 3. Eksi 5 bölü 3. Eksi 1 bölü 5. Gidip de payda eşitleme her seferinde. Artı 1 bölü 5'te. 1 5 götürdü. Bunların paydaları eşit. Bu da 3. Bu da 3. Bunun üstünde 1 yazıyor. Bunun üstünde 5 yazıyor. 1 eksi 5 eksi daha ne yaptı? 6 yaptı. Paydamız 3. Bir de şuradaki artı 3'ümüz var. Paydaları eşit durumu varsa paydayı eşitlemeyle uğraşma bile. Eksi 6'yı 3'e böldüğüm zaman 2 yaptı. Yanında artı 3'ümüz var. 1. 5. sorumuzun doğru cevabı da aşık. Geldik altıncı soruya. Sakın sayıları bileşik kesre çevirmeye uğraşma. Çok uzun olur. Parçalayacağım bunları. Ne yapıyorum? 21 artı 5 bölü 13'tü burası. Artı. Burası 3 artı 21 bölü 13 de burasıydı. Bölüyü koydum altına. Burayı söyle şimdi. 17 artı 29 bölü 19 burası. Şimdi buraya çok dikkat. Bu eksi hem bunun eksisiydi hem bunun eksisiydi. Bunu unutan gider. Ayvayı yer. Eksi 5 eksi 10 on bölü 19. On Şimdi işim çok kolay. Tam sayı kısımlarını topladım. 21 ile 3'ü topladım. 24 yaptı. Paydalarım eşit mi? Eşit. Bak burada artı 5 var. Burada artı 21 var. 21 ile 5'i topladığım zaman 26 yaptı. Artı 26 bölü 19. Hemen aşağıya geldim şimdi. Tam kısımlarıma bakıyorum. 17 eksi 5. 17 eksi 5 ne yaptı? 12 yaptı. Bak bunun paydası da 19. Bunun paydası da 19. Burada 29 var. Burada eksi 10 var. 29 eksi 10 ne yapar? 19 yapar. O zaman artı 19 bölü 19 da burası. 24 burada var. 26'yı 13'e böldüğüm zaman 2 yaptı. Burası tamam. Bölü. 12'miz var. on 19 19'a böldüğüm zaman 1. Yukarısı 26, aşağısı 13. 26 13'ün iki katıdır deyip 2'yi hop yerleştiriyoruz. Geldim 7. soruya. Hocam bir sürü işlem var. Kim uğraşacak? Sen uğraşacaksın tabii. Ben de uğraşacağım. Ben öğreteceğim, sen yapacaksın. A ile B'nin çarpımını soruyor. Payda eşitle. Payda eşitle işlemleri yap. Çat 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 birbirlerini götürecek. Hadi A sayısına bir bakalım. A eşittir. Payda eşit diyorum. 5 ile 1'i çarptım. 5. Eksi 1. 4 yaptı bu. 4. Bölü 5 oldu burası. Bir tık yukarı kaldırayım şunu. Heh. Şöyle kaldırdım. Buna geldim şimdi. 6 ile 1'i çarptım. 6. Eksi 1 var. O zaman çarpı 5. Bölü 6. Burası yaptı çarpı. Böyle devam ediyormuş bu. Bu nokta nokta ne demek? Aradaki işlemlerde böyle devam ediyor demek. Gidiyor 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 gidiyor. Çarpı sonuncuya bakıyorum şimdi. 30 ile 1'i çarptım. 30. Arada eksi var. 30'un birini çıkardım 29. Yirmi 29 dokuz. Yirmi dokuz bölü 30 burası yaptı. Bak şimdi A çıktı karşıma. Bir sadeleştirme yönü var bak. Çat böyle sadeleşiyor. Bundan sonrakiyle bu sadeleşecek. Bundan sonrakiyle bu sadeleşecek. Bu bununla sadeleşecek. Bak yukarıda bir 4 gibi bir sayı kalacak sadece. Aşağıda da 30 gibi bir sayı kalacak. Bunları da 2 ile sadeleştirelim. Yukarısı 2 aşağısı 15. Geldim B'yi bulmaya şimdi. B eşittir dedim. Toplama bu sefer. 3'te 1'i çarptım 3. 3'te 1'i topladım şu 1'i. 4 bölü 3 oldu. Burası tamam 4 bölü 3. Çarpıyı koydum. 4 ile 1'i çarptım 4. Artı 1 var. Topladım ne yaptı burası 5. Paydam ne 4. Bu böyle devam edecekmiş. Nereye kadar devam ettiğine bir bakalım. Nokta nokta nokta. 14 ile 1'i çarptım 14. 14 ile 1'i topladığım zaman 15 bölü 14 oldu. Şimdi bir sadeleştirmenin yönüne bak bu sefer. Bu sefer böyle gidiyor gördünüz mü? Böyle gidecekmiş hep. Gitti. Yukarıda ne kaldı bu sefer? 15 kaldı. Aşağıda ne kaldı? 3. 15 bölü 3 işleminin sonucunda 5 olduğunu biliyorum. A ile B'nin çarpımını soruyor. A'mız 2 bölü 15'ti. B'miz 5'ti. Bir sadeleştirme var. Şunları sadeleştirdim. 3, 2 bölü 3 cevabına ulaştım. 7. sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız. Evet sekiz sekiz. Rasyonel sayılarda en çok karşımıza gelen soru kalıplarından bir tanesi. Ne yapacağımıza bir bakalım. Şimdi bir K sayısını vermiş. Paydaları çok absürt sayılar. Gidip payda eşitlemeyle falan uğraşma. L'yi vermiş yine absürt sayılar. K'nın L türünden eşitini soruyor. Yani K ile L arasındaki ilişkiyi bulun diyor. Ne yapacaksın biliyor musun? Şu bak bunun paydası da 7. Burada da 7'li var. 11, 11. 13, 13. Paydaları eşit olan ifadeler var. Senden istediğim şey şu. Şunları görme bak. Şunları görme. Sadece 7'li olan paydalara bak. De ki 13 bölü 7 ile 1 bölü 7'ye nasıl bir işlem yaparsam tam sayı gelir diye düşün. Bak bir tanesi 13 bölü 7 bir tanesi 1 bölü 7. Bunları çıkarırsam ne yapar? 12 bölü 7 yapar. Bak tam sayı olmaz. Ne yaparsam tam sayı olur. Görünüyor değil mi? Toplarsam. Bak toplarsam 14 bölü 7 yapıyor 2. Yani bir tanesinden ipucunu yakala. Hangi işlemi yaparsam tam sayı geliyor gör. Zaten diğerleri de tam sayı gelecektir. Yani ben bununla bunu topladığım zaman tam sayı geliyorsa şu K ile L'yi alt alta topluyorum bak. Topluyorum bunları alt alta. Ne oluyor? K artı L oluyor bak. K ile L'yi topladım. Ne yaptı şimdi? Paydası 7 paydası 7 ...13 ile 1'i topladım... ...14 bölü 7 yaptı... ...dikkat et şimdi... ...ikinciye bakalım... ...bunun paydası 11... ...bunun paydası 11... ...burada ne var... ...eksi 25 bölü 11 var... ...toplayacağım... Ü ...artı 3 bölü 11 de öbüründe var... ...paydalarım eşit 11... ...bakın ne yaptı... ...eksi 25... ...artı 3'ten... ...eksi 22 bölü 11 yaptı... ...yazıyorum... ...eksi 22 bölü 11... ...son işlemime bakıyorum... Paydam 13 paydam 13. O zaman artı 6 artı 7 topladığım zaman ne yaptı? 13 artı 13 bölü 13 yaptı. Önemli olan hangi işlemi yapacağını görmek. K artı L 14 7'ye bölündü 2. 22 11'e bölündü 2 ama önünde eksi var. Artı 13 bölü 13 1. Şunlar götürdü. Yani K ile L'nin toplamı 1'miş. K'nın L türünden eşitini soruyor. Şu artı L'yi eksi L olarak karşıya atacağım. K eşitmiş 1 eksi L'ye. Hop 8. sorumuzun doğru cevabı da E şıkkımız olmuş oldu. İlerledim şimdi 9'a. Bakalım 9'da ne varmış? Şöyle merdiven tipinde sorular yapalım birkaç tane de. İşleminin sonucu kaçtır? Önce buradaki işlemi yapacağım. Sonra bölmeyi yapacağım. Ondan sonra çarpmayı yapacağım. Bak işlem önceliğine göre. Bak önce buradaki paydada bir işlem var. Bunu yapıp düzenleyeceğim. Bölmeyi yapacağım. Buradaki bölmeyi yapacağım. 2 bulduğum sayıyı çarpacağım. En son 2'den çıkaracağım. Başlayalım. 2 eksi 3 bölü. Burada 2 ile 5'i çarptım 10 on yaptı. 10'un 1'i gitti 9. Burası 9 bölü 5 yaptı. Çarpı. Buradaki bölme işlemini yapmak için birinciyi aynen yazdım. ikinciyi ters çevirip çarptım. 3 bölü 1. ...hadi bitirelim işi şey şimdi... 2'yi yazdım... ...eksi... ...birinci dediğim ne burada... ...üç... ...bölme var bakın... ...ana kesir çizgisi bu... ...birinci dedim üç... ...altında bir var gibi düşünebilirsin... ...birinciyi aynen yazdım... ...üç bölü bir... ...ikinciyi ters çevirip çarpıyorum... ...beş... ...bölü dokuz... ...bakın buradaki çarpmayı yaptığım zaman... ...bak altında bir var... ...dört ile üçü çarptım on iki... ...bir... ...yani burası da... ...on iki... ...olmuş oldu... ...şimdi... ...işlemlerimize bakalım... Şurası bir yazayım iyice görün 2 eksi paydamda sadece 9 var arkadaşlar bakın paydada 9 var yukarıda 3 çarpı 5 çarpı 12 var sadeleştirme yapanlar işi bitirir. Şunu da şunu sadeleştirdim 3 kaldı bu 3 ile 12'yi sadeleştirdim 4 4 ile 5'i çarptım 20 2 eksi 20 yaptı sorumuzun doğru cevabı eksi 18. 9. sorumuzun doğru cevabı B geldim ona. 15 tane bir işlem yapacakmışız. Bu işlemin ne olduğuna bir bakalım. 15 tane bu sayılardan yan yana yazmış. Önce bir 3 bölü 5 var. Sonra eksi 2 bölü 3 var. Tamam. Sonra bir daha 3 bölü 5 var. Sonra bir daha eksi 2 bölü 3 var. Tekrar ediyor gördünüz mü? Bak birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı, dördüncü sayı böyle gidiyor. Yani bundan sonra yine artı 3 bölü 5 gelecek. Sonra eksi 2 bölü 3 gelecek. Kaç tane oldu? 6 tane. Böyle gidiyormuşuz. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz böyle. En sonda da bir tane 3 bölü 5 var. Bu işlemin sonucu nedir? Şimdi bak tekrar eden işlemlerim var. Gördün mü? Şurasının sonucuyla şunun sonucu aynıdır değil mi? Bunun sonucu da aynıdır. O zaman bunlardan bir tanesinin sonucunu bulayım. 3 bölü 5 eksi 2 bölü 3'ün sonucunu bir bulayım. Paydayı eşitleyelim şimdi. Burayı 3 ile... Burayı 5 çarptım. Eşittir. Ortak paydamın 15 olduğunu biliyorum. 3'te 3'ü çarptım. 9. Eksi. 2 ile 5'i çarptım. 10. Yukarısı eksi 1 yaptı. Aşağısı 15 yaptı. O zaman bunun sonucu eksi 1 bölü 15. Tamam. Bunun sonucu o da eksi 1 bölü 15. Tamam. Bunun sonucu o da eksi 1 bölü 15. Böyle gidiyorum. Kaç tane eksi 1 bölü 15 on var ona bakalım. Şimdi bak 15 tane sayı vardı ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Anla diye ayrıntılı yazıyorum. Bak şunun sonucu eksi 1 bölü 5. Bunun eksi 1 bölü 5. Bunun eksi 1 bölü 5. Eksi 1 bölü 5. Eksi 1 bölü 5. Eksi 1 bölü 5. Eksi 1 bölü 5 bir tane sayı arttı kenarda. O da en sondaki işte. Şimdi kaç tane eksi 1 bölü 5 var o zaman söyle bana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Kısa yolda anlatacağım. 7 tane eksi 1 bölü 5 ne yapar? Eksi 7 bölü 15 yapar bak. 7 tane eksi 1 bölü 5'i top 15'i toplarsan eksi 7 bölü 15. Sonda da bir tane sayım artmıştı. O da neye eşit? 3 bölü 5'e eşit. Hadi bunu da paydasını eşitleyelim. Şurayı 3'te çarptım. Ortak paydam 15 oldu. Eksi 7 var. 3 de 3'ü çarptım 9. 2 bölü 15 sorumun cevabı oldu E. Şimdi hocam bu soruyu böyle amele gibi sayacağız mı? Hayır saymayacağız. Şimdi bir kere şuna bakacaksın. Biz kaçlı kaçlı grupladık sayılarımızı? İkili ikili bak. Birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup böyle gidiyor. Şimdi 15 tane var ya 15 tanesini ikili ikili grupladığınızda bir tane sayı artar. 15 tek sayı çünkü bak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 7 tane bu grubundan geliyor. İşte 7 tane 1 bölü 5 diyeceksin. 7'li gruplandırdığımda en sondaki sayı artar. 14 tanesi gruplanmış olur. Sonra eksi 1 bölü 15 şurası artı 3 bölü 5'i ekleyip soruyu çözmüş olacaksın. Geldim 11'e. Şekildeki verilen, şekildeki verilen Düzgün altıgen 12 eş parçaya ayrılarak bazı parçaları boyanmıştır. Buna göre boyalı alanların toplamının tüm şeklin alanına oranı eren kesir nedir? Bunu yapmıştık. Şimdi arkadaşlar kaç parçaya ayrılmış? 12. 12 parçaya ayrıldıysa aşağıya 12 yazacaksın. Kaça boyanmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'i boyanmış. Yukarıya 8'i yazacaksın. 4 ile sadeleştiriyorum. 4'e böldüm 2. 4'e böldüm 3. 2 bölü 3 olmuş oldu cevabım. Tamam mı? Şimdi yeni nesile doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Yeni nesillerin içerisinde en çok kullanacağımız durumları burada da verelim. Ondan sonra yeni nesile temelat ve at temelatta Nirvana'ya çıkacağız. Gel bakalım. Aşağıda eşit aralıkları bölmüş sayı doğrusunda B noktası 3 bölü 4'ü, F noktası 5 bölü 4'ü gösterdiğine göre A noktası nedir diyor. Hmm, bak şimdi. Biz böyle tam sayılı olanları yapmıştık. Şimdi burası 3 bölü 4'müş burası 1, 5 bölü 4'müş. Bak bir kere aralarındaki farka bakalım. Yani şuradaki uzunluklarım ne eşit ona bir bakacağım. 5 bölü 4'ten 3 bölü 4'ü çıkarıyorum. 5 bölü 4 eksi 3 bölü 4. Paydaları eşit zaten 4. 5'in 3'ünü çıkardık 2 bölü 4. Sadeleştirdim bunları 1 bölü 2. Neresi 1 bölü 2? Şuradaki uzunluğum 1 bölü 2 eşit. Ama bana lazım olan şu parçalar. 1, 2, 3, 4 parçaya bölünmüş. Kim? Komple buradaki 1 bölü 2 uzunluğum 4'e bölünmüş. O zaman 1 bölü 2'yi alıyorum, 4'e bölüyorum. Birinciyi aynen yazdım, 1 bölü 2. İkinciyi ters çevirip çarptım, 1 bölü 4. Her parçam ne kadarmış? 1 bölü 8 kadarmış. Bak. O zaman her parçam 1 bölü 8 ise. Mesela şu parçanın uzunluğu 1 bölü 8 ise. C'yi soruyorsa B'nin üstüne 1 bölü 8 eklerim. Bak C neye eşittir? 3 bölü 4 artı 1 bölü 8'dir. Mesela D neye eşittir? Buradaki B sayısının üstüne 2 tane 1 bölü 8 ekleyeceğim. B sayımız ne? 3 bölü 4. 3 bölü 4'ün üstüne 2 tane 1 bölü 8 yani 2 bölü 8 ekleyeceğim. Peki A sayısı ne? 3 bölü 4'ün sol tarafına gittiği için 3 bölü 4'ten 1 bölü 8'i çıkaracağım. A eşittir 3 bölü 4 eksi 1 bölü 8. Hemen payda eşitledim buradan 2. 2 ile çarptığım zaman 6 bölü 8 yaptı burası. 6 bölü 8 eksi 1 bölü 8 çıkardığımızda 5 bölü 8 olduğunu bulmuş olduk önemli bir kalıp arkadaşlar. Ne yaptık şöyle bir daha üstünden geçeyim. Önce dedim ki benim burayla buranın arası ne kadar? Çıkardım buldum 1 bölü 2. Sonra her bir parçayı bulabilmem için 4'e bölünmüş. 1 bölü 2'yi 4'e böldüm. Her parçamın 1 bölü 8 olduğunu buldum. Sonra 3 bölü 4'ten 1 bölü 8 geri gittim. Gel bak çıkıyor bunlar arkadaşlar sınavda. Ha? Hadi bakalım. Aşağıdaki sayı doğrusunda 1, 2 aralığı 3 eşit parçaya bölünmüş. Bak 1 ile 2 aralığı 3 parçaya. 2 ee, ile 3 aralığı 4 eşit parçaya bölünmüş. Yani oradaki parçalarla oradaki parçalar farklı. A ile B'nin çarpımını soruyor. Bak buradaki uzunluk kaç birim söyle bana. 1 ile 2 arası bir birim. Kaça bölünmüş? 3'e. O zaman 1, 3'e bölünmüş. İşte her parçam 1 bölü 3 kadardır. Bak 1 bölü 3 burası. 1 bölü 3 burası 1 bölü 3. A sayısını mı bulmak istiyorsun? Şöyle bulabilirsin. 1'in üstüne 2 tane 1 bölü 3 ekleyebilirsin. 1 artı 2 tane 1 bölü 3. Bak şöyle de yazabilirsin. 1 bölü 3 artı 1 3. Ama bununla uğraşma. Ne diyeceğim? 1 artı 2 tane 1 bölü 3. 2 bölü 3 yapar. O zaman payda eşitledim 3. 2 ile topladım. 5 3. Veya şöyle de bulabilirsin. Bak çıkarmayla da bulabilirsin. 2'den ne kadar küçük a? 1 bölü 3 kadar küçük. Yani A'yı 2'den 1 bölü 3 çıkararak da bulabilirsin. 3 de 2'yi çarptım 6. 6'nın 1'i gitti 5. 5 bölü 3. A'yı buldum. A sayımız 5 bölü 3. Hadi geldim B'ye şimdi. Önce şuna bakıyorum. 2 ile 3 aralığı komple kaç birim? 1 bir birim. Bu 1 bir birim kaça bölünmüş? 1, 2, 3, 4'e bölünmüş. O zaman her parçam 1 bölü 4 kadar. O zaman 2'nin üstüne bir tane 1 bölü 4 ekleyince B'yi buluyorum. B eşittir 2 artı 1 bölü 4. 4 ile 2'yi çarptım 8. 8 ile 1'i topladım 9. 9 bölü 4. B'nin de 9 bölü 4 olduğunu buldum. Çarpmamı yapıyorum. 3 ile 9'u sadeleştiririm 3. 3 ile 5'i çarptım yukarısı 15. Aşağısı 4. 13. sorumuzun doğru cevabı A şıkkımız olmuş oldu. Tamam geldim son soruya. Çok çıkıyor bunlar arkadaşlar bunları iyi öğrenmen lazım İşte yeni nesile geçiş buralarda yapıyoruz. Diyor ki aşağıdaki eşit aralıklara bölünmüş gösterge bir otomobilin yakıt göstergesidir. Bak boş sıfır dolu bir bir bölü iki yarısı dolu bir bölü dört çeyreği dolu üç bölü dört işte ee, yarısını yani yüzde yetmiş beşi dolu diyelim. Buna göre otomobilin yakıt deposunun da ya, de, okuyamadım. Buna göre otomobilin yakıt deposunda deponun hacminin kaçta kaçı kadar yakıt vardır? Yani şuraya gösteriyor ya. Burası deponun kaçta kaçıdır diye soruyor. Şimdi çok basit bir şey var bak. Ne yapacağız? Biz bir kere depoyu kaça bölmüşüz ona bir bakın isterseniz. Bak. Benim şurası kaça bölünmüş? 1 2 3 4'e bölünmüş. Bir 4'e bölünmemiş bak. Buranın uzunluğu ne kadar? 1 bölü 4 kadar. 1 bölü 4 4'e bölünmüş. 1 bölü 4'ü 4'e böldüğünüz zaman birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarpıyorum. 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 1 bölü 16. Yani benim her küçük dilimim deponun 1 bölü 16'sı kadar. Bunların her biri 1 bir bölü 16. Bak burayı soruyor ya o zaman burası da 1 bölü 16. 1 bölü 16 dan şu 3 bölü 4'ten 1 bölü 16 eksik işte burası. Bu tarafa doğru. Yani yapacağın şey 3 bölü 4'ten 1 bölü 16'yı çıkarmak. Hemen payda eşitliyorum. Burayı 4 ile çarptım. 12 eksi 1 bölü 16 yaptı. 11 bölü 16 olmuş oldu. Devamımız D. Hocam ya daha kolay yapabilir miydik? Yapardık. Şöyle say istersen bak. Hiç bu işlemi yapma. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Toplam kaç dilim var? 16 dilim var. O zaman bir dilim bak bir dilimim deponun kaçta kaçıdır o zaman? 1 bölü 16'sıdır. Say şimdi buraya kadar kaç dilimim var şimdi? Şöyle siyah yapayım. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane dilimim var bak. O zaman 11 tane 1 bölü 16. 11 tane 1 bölü 16 da ne yapar? Kötü yazdım. 11 bölü 16 yapar. Bu kadar. Şimdi nereye geçiyoruz? Yeni nesile temel atlıyoruz. Böyle yeni nesil soruları nasıl çıkmış? Onlara bakacağız. Yeni nesile temel at atlatın içerisinde şeyler de var. Çıkmış sınav soruları da var. Sonra ÖSYM'ye temel atlayıp deyip... devam. Evet geldik şimdi Yeni nesile temel at. Yeni nesil sorulara nasıl yaklaşmamız gerekiyor? Hadi birlikte rasyonel sayılarda bir bakalım. Şimdi arkadaşlar, bu tarz sorular çok gelecek karşımıza. Mantıklarını güzelce kavrayalım. Adım adım yeni nesile doğru alışa alışa gidiyoruz. Hadi başlayalım. 20 eş kareden oluşturulmuş şekilde taralı alanların toplamının taralı olmayan alanların toplamına oranı aşağıdakilerden hangisidir? Burada bir iş değişti bak. Taralı alanların toplamının taralı ...olmayanlara toplamı nedir diyor. He. Şimdi bir kere. Toplam kaç tane karemiz var? 20 tane. Kaç tanesi taralı bakalım şimdi. 1, 2 tane burada bak. Bak şöyle yazayım üstlerine. Şöyle yazarak gidelim. 1, 2, 3. Şunla şunu topladığım zaman 4 yapıyor. Bak yarım bu, yarım bu, 4 yapıyor. Yarım bu, yarım bu. Bunların toplamları 5 yapıyor. Burada da bir tane yarım var. O zaman ne kadar dolu... 5 tam 1 bölü 2. Bak gördük mü? Tekrar sayıyorum. 1, 2, 3. Şunların toplamları 4. Şunların toplamları 5. 5 var bir de 1 bölü 2 var. Şimdi bu taralı olanlar. Taralı olmayanlar kaç tane peki? Sayma. Toplam kaç tane vardı? 20 tane vardı. Tamam mı? Toplam 20 tane vardı. Bunlardan 5 tam 1 bölü ikisi kadarı taralı. O zaman taralı olmayanları bulurken taralı olanlardan tamamından taralı olanları çıkaracağım. Mesela şöyle düşünün. 20 tanesinin 12'si taralı olsaydı 8 tane taralı olmayacaktı. Çıkararak buluyoruz yani. Ya da sayarak da yapabilirsiniz. Ha, sayarak da yapalım hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şunların toplamları 13. Şunların toplamları 14. 14,5 oluyor. Gördünüz mü? Yani 5 tam 1/2 14,5'a böleceğiz. Ama bu şekilde de yapabilirim. Yukarıda paydayı eşitledim. 5 ile 2'yi çarptım 10, 1 ile topladım 11/2. Paydayı eşitlemedim. Bileşik kesri tam sayılı kesre çevirdim. Şimdi buradaki çıkarmayı yapmak için şurasının da 11/2 olduğunu biliyorum. 20'den 11/2'yi ne yapacağım? Çıkaracağım. Payda eşitledim. 40 yaptı. 40'ın 11'ini çıkardığımız zaman ne yapıyor? 29 yapıyor. 29 bölü 2 oldu. Birinciyi aynen yazdım. 11 bölü 2. İkinciyi ters çevirip çarptım. 2 bölü 29. İkiler birbirlerini götürdü. 11 bölü 29 sorumuzun doğru cevabı olmuş oldu. Birinci sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız oldu. Hadi ilerleyelim hemen ikinci sorumuza doğru. Şöyle bir sayfamı açayım. Cevap anahtarını da kontrol ederek gidelim. Gel bakalım bidon su bidon su sorusu. Ne diyormuş bakalım. Şöyle bir tık daha yukarı kaldırayım sorunun tamamı görünsün. Görüyorsunuz değil mi soruyu? Şşşt. izler gülsün. Enerji yüksek olsun telefonla telefonla uğraşmak yok. Konsantre ol. Dört gün boyunca kendini şey dört gün boyunca olur mu ya? On gün boyunca kendini adacaksın dedik matematiğe. Bir bidon su ile önce eşit hacimli altı sürahi su dolduruyor. Yani şu bidondaki sunun tamamı 6 sürahi suyu dolduruyor. Yani bidonu 6'ya bölüyorum çat 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 bunlar oluşuyor. Sonra diyor ki sonra sürahideki su eşit hacimli 5 bardağı dolduruyor. Bir sürahi suyla eşit hacimdeki 5 bardağı dolduruyormuşuz. Buna göre bir bardağın hacminin bidonun hacmine oranı nedir diyor. Bak iki şekilde yapayım soruyu. Bidonun içerisindeki suya 1 litre diyelim. Kaça böldük? 6'ya. O zaman bu 1 bölü 6'dır. Bu da 1 bölü 6'dır. Bu da 1 bölü 6. Hepsi 1 bölü 6'dır. Sonra geldim buradaki 1 bölü 6'lık suyu 1, 2, 3, 4, 5'e böldüm. Yani 1 bölü 6'yı 5'e böldüm. Birinci aynen yazdım 1 bölü 6. İkinciyi ters çevirip çarptım 1 bölü 5. 1 bölü 30 oldu. Yani her bir bardağın içerisinde 1 bölü 30 su var. O zaman bir bardağın hacminin bidonun hacmine oranı nedir? Bardağın hacmini ne buldum? 1 bölü 30. Bidonun hacmine 1. Böldüğünüz zaman 1 bölü 30 olmuş oldu. İsteyen böyle yapsın. Şimdi bu çözüm güzel bir çözüm. Başka da yapalım hadi. Bir de parçadan bütüne gidelim. Mesela... Şuradaki her suyumuz şuradaki bardaktan gidelim. Bak bu bardakların her biri A kadar su alsın tamam mı? Her biri A kadar su alsın. Toplam kaç A su var bunun içerisinde? 5A. O zaman bir sürahi de demek ki 5A su var. O zaman burası 5A, 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 5A. O zaman kaç tane 5A var? 6 tane 5A. Bu 6 tane 5A nereden geldi buradan? 6 tane 5A'mız ne yapar? 30A yapar. Bak, bir bardağımız A kadar, bidonumuz 30A kadar. İsterseniz bütünden parçaya, isterseniz parçadan bütüne gidip işi bitirirsiniz. Dur, dur. 2'den 3'e geçilir, değil mi? <laughs> gidip de 10. soruya geçilmez. Gel bakalım 3. sorumuz. Gel. Bak, yapabileceğimiz bir soru. Sadece o iki... normalde bu parçalı soruları yaptık. Toplama çıkarma yaptık. Parçayla toplama çıkarma bölme birleşti. Özdeş daireler eş dilimlere ayrılıp boyanmasıyla elde edilen ifadelere denk gelen rasyonel sayılar için modellenen işlemin sonucu nedir? Bunun sonucuna bir bakalım. Şimdi kaça bölünmüş? Arkadaşlar bakın normalde dört ana parçaya bölünmüş bu da bölünmüş. O zaman bak şunları şöyle böl. Gördün mü bak böyle böl. O zaman toplam kaç parçaya bölmüş oldum? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz parçaya. Kaçını boyadım? İki. Yani 2 bölü 8'dir bunun değeri. Şöyle bir tık yukarı kaldırayım. Bunun değerinin ne olduğunu söyledim. 2 bölü 8. Sadeleştirince 1 bölü 4 olacak. Veya direkt buradaki parçalar farklı yerde de olabilirdi. Bak şurayı boyamış. Direkt dördün ikisi de diyebilirdik oraya. Sadeleştir dördün biri. Bir, iki, üç, dört parçanın biri boyanmış. Yani şu çizgi kafanızı karıştırmasın. Sadeleştirince ilk parçamız ne kadar? Bir bölü dört. Buna bakalım şimdi. Burası ne olmuş? Bak yine parça 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 parça. Bak şu parçayı şuraya taşırsanız eğer. Bak bu parçayla bu parça aynı değil mi? Bu parçayı buraya taşırsanız yine bu şeklin aynısı oluyor. Ama kafan karışıyorsa sen biraz parçala bunu. Yani eşit dilimler oluştur. Eşit dilimler oluşturdum. Yine kaç dilimim oldu? 8 dilimim oldu. Kaçı boyandı? İkisi boyandı. 2 8, 1 bölü 4. O zaman bunun değeri de 1 4. Yukarıda bir tane 1 bölü 4 var. Artı bir 1 bir 4 daha var. Bölü aşağıdakine bakalım şimdi. Yine parçalarımı oluşturuyorum bakın. Şunu çizdim. 8 parçaya ayırmış oldum yine. Bu 8 parçanın 1, 2, 3, 4, 5'i boyanmış. 8 parçanın 5'i. Yani 5/8. Yukarıda toplama işlemi yapıyorum. 2/4 yapıyor. Yazdım 2/4'ü. Şöyle bir tık da yukarı kaldırayım artık orayla. Şimdi kalmadı. Aşağıda ne var? 5/8. Birinciyi aynen yazdım. 2/4 sadeleşiyor burası. 2.'yi ters çevirip çarptım. 8/5 oldu. Bakın şunla şunu sadeleştirdim. 2 kaldı. 2 ile 2'yi çarptım. 4 Aşağıda da 5 var. 4 bölü 5. Üçüncü sorumuzun doğru cevabı B şıkkımız. Farklı şekillerde çözebilirsiniz soruyu. Gel bakalım şunu bir tık küçülteceğim arkadaşlar. Soruları tam anlamıyla görün diye bir tık küçülttüm. Kaldırdık yukarı doğru. Aşağıdaki daire aşağıda daire içinde verilen sayılara bağlantılı olduğu e, kare biçimindeki işlemler uygulanıp sonuçlar altındaki daireler yazılacak. Bununla bunu çarpıyormuşuz. Buraya yazıyormuşuz. Bununla bunu çıkarıyormuşuz. Buraya yazıyormuşuz. Ondan sonra burada da bölme işlemini yapıp A sayısını buluyormuşuz. A kaçtır diyor. Şimdi bakalım. Önce 2 bölü 3'te 1 bölü 4'ü çarpacağım. 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 4. Tamam. Şunları sadeleştirdim. Burada 1 kaldı. Burada 2. Çarptım yukarıdakileri 1. Aşağıdakileri çarptım 6. Buranın 1 bölü 6 olduğunu buldum. Şimdi geldik ikinci işleme. 1 bölü 4'ten 3 bölü 8'i çıkaracağım. Hadi yazalım. 1 bölü 4 eksi 3 bölü 8. Hemen payda eşitliyorum. 2 ile çarptım burayı. 2 ile çarpınca ortak paydamız 8 oldu. 2 eksi 3 oldu. Ne oldu bu işlemin sonucu? Eksi 1 bölü 8 oldu. Yalnız arkadaşlar soruda Bundan mı bu çıkarılacak? Bundan mı bu çıkarılacak? Söylememiş. Şu anda ben bundan bunu çıkardım. Ne buldum sonucunu? Eksi 1 bölü 8 olduğunu buldum. Şimdi bölme yapacağım. 1 bölü 6'yı eksi 1 bölü 8'e böleceğim. 1 bölü 6 bölü eksi 1 bölü 8. O zaman birinciyi aynen yazdım. 1 bölü 6. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. 8 bölü eksi 1. Bakın bir kere işaretim eksi olacak. Yukarıdakileri çarptım. Ne yaptı? 8. Aşağıdakileri çarptım. Eksi 6. Bunları sadeleştirdiğimizde e, yukarıda 4, aşağıda 3 işaretimde eksi. Eksi. 4 bölü 3 oldu. Dördüncü sorumuzun doğru cevabı B şıkkımız oldu. Bu soruya yalnız bir ekleme yapacağım arkadaşlar. Sonraki ya kafanız karışmasın diye bir düzenleme yapacağım. Şöyle bir düzenleme yapacağım. Soldaki sayıda sağdaki yani soldaki sola sağdaki sağa gelecek şekilde işlemler yaptım. Yani bununla bunu çarptım. Sonra bundan bunu çıkardım. Bunu buna böldüm. Yani gidip de ben hocam buradakini buna böleceğim falan da diyebilirdiniz. Oradaki karmaşayı Kafadan kaldırabilmek için soldakini sağdakiyle, soldakini sağdakiyle, soldakini sağdakiyle işlem yapalım diyelim. Oraya da hatta kitabın şurasına da hemen bir not alayım. Orayı şu soldan sağ diye yazayım. Oradaki kafanız karışmasın yani. Daha net bir soru haline getirelim onu. Hadi gel bakalım şimdi beşinci sorumuza geldik. Beşinci sorumuz ne diyormuş bize? Yani aynı uzunlukta iki tane tahta varmış. Tamam. Her birinin uzunluğu x birim olan üç parçaya ayrılmış bu. Tamam. Bu da her birinin uzunluğu olan e, y birim olan beş parçaya bölünmüş x bölü y istiyor. Çok kolay. Şimdi bu tahtaya bir uzunluk seçebilirsin. Kafana göre bir şey seç. En kolay bir seçmektir arkadaşlar. Bakın. Tahtanın uzunluğu bir olsun. Kaça böldük birinci de? Üçe böldük. O zaman bunun uzunluğu bir bölü üç kadardır. Tahtaların uzunlukları eşitti. O zaman bunun uzunluğu da 1'dir. Bunu kaça böldü? 5'e. O zaman 5'e böldüğünde her parçanız 1/5'tir. Bitti. X/Y'yi istiyor. X dediğimizin 1/3, Y dediğimizin 1/5 olduğunu biliyoruz. Birinciyi aynen yazdım 1/3. İkinciyi ters çevirip çarptım. 5/1 çarptım. Yukarısı 5, aşağısı 3. 5/3. Şimdi bu soruya bir çözüm daha yapacağım. Bir o farklı farklı çözümler görün ki soruyu çözün. Şimdi bak ne yapıyorum buraya? Bunun uzunluğu x. O zaman bunun uzunluğu da x, bunun uzunluğu da x. O zaman benim çubuğumun uzunluğu toplam ne kadar oldu? 3x. Aşağıya gel şimdi. Her birinin uzunluğu ne kadar? y kadar. Her birinin uzunluğu y kadarsa çubuğumun toplam uzunluğu ne kadardır? 5y kadardır. Soruda ne diyordu bize? Çubuklar eşit uzunluktaydı. Yani 3x dediğimiz 5Y'ye eşittir. Şimdi temel kavramlarda şunu iler ana kampımızda da söyleyeceğiz. Bunda da ileride yapacağız böyle bir oran orantı durumları karşımıza gelince ne yapacağımızı göreceğiz. X 5'in katıdır. Y 3'ün katıdır. Bu durum karşınıza çıktığında karşıdaki sayılarla orantılıdır. Yani X 5 değerini aldığında Y 3 değerini alacak. Yine 5 bölü 3'ü bulmuş olacaksın. Tamam mı? Farklı yaklaşımları da öğrenmen lazım. Al sana 2018'de çıkan bir soru. Bak işte böyle geliyor. Yapabileceğini gör ya. Yapabileceğini gör. Aslı doğum günü pastasını aşağıdaki gibi dört eşit parçaya bölüyor. Pastaya bir dersek bir bölü dört bu. Bir bölü dört bu. Bir bölü dört bu. Bir bölü dört bu. Ama ne diyeceğimi bilmiyorum. Şu anda kafama kodluyorum. Sonra bu pastanın bir dilimini Burcu, Cem ve Deniz arasında eşit olarak paylaştırıyor. Yani mesela şu parçasını... Bunlara üç kişiye eşit olarak paylaştırıyor. Yani bunu da üçe bölüyor eşit olarak. Ve buna göre bu pastadan Cem'in payına düşen pastanın tamamına oranı nedir diyor. Bak Cem'in payına düşenin tamamına oranı nedir? Pastanın tamamına 1'de. O zaman pastanın tamamına 1 dersem 1 bölü 4 bu. 1 bölü 4 bu. 1 bölü 4 bu. 1 bölü 4 bu. Tamam. Sonra ne yaptı? Buradaki dilimi üç kişiye eşit paylaştırdı. Yani bir bölü dördü de neye böldü? Üçe böldü. Birinciyi aynen yazdım bir bölü dört. İkinciyi ters çevirip çarptım bir bölü üç. Çarptım bir bölü on iki. Yani bunların her biri bir bölü on iki. Bir bölü on iki. Bir bölü on iki kadar pasta aldım. Cem'in payına düşen ne kadar? Bir bölü on iki. Tamamına oranı diyor. Tamamına bir dediğim için bölme işlemi bire bölünce aynı şey olacak direkt cevabı bulmuş oldum. Hocam başka şekilde yapabilir miyiz? Milyon şekilde yaparız. Bir de şöyle yapalım hadi. Şöyle bak. Şimdi bu pasta kaç dilime ayrıldı? Dört dilime ayrıldı. O zaman her dilimine A diyelim mesela. Bak her dilimi A kadar. Tamam mı? Pastam ne kadar şu anda o zaman? Pasta 4 A kadar. Tamam. Ne yaptı şimdi? Şuradaki dilimi 3 kişiye paylaştırdı. O zaman her biri A bölü 3. A bölü 3 A bölü 3 kadar aldı. Ne soruyor? Cem'in payına düşen A bölü 3 tamamına oranını soruyor. Pastanın tamamına kaç A demiştim? 4 A. Birinciyi aynen yazdım. A bölü 3. İkinciyi ters çevirip çarptım. 1 bölü 4 A oldu. A'lar birbirlerini götürdü. 1 bölü 12 cevabı yine karşımda. Al sana TET sorusun. Geldim 7'ye. Bakalım ne diyor? Yukarıda bir çıkarma işlemi. Aşağıda toplama çıkarma. Hemen parantezlerin içine bak kurnaz ol. Paydası 7 olan paydası 7 olan. Paydası 4 olan paydası 4 olan. Parantezi açacağım aşağıda. Yukarıda da bak 1 bölü 3 tam 2 tam 1 bölü 3. Eksi 5 tam 1 bölü 3. O zaman burayı da parçalarım. 2 artı 1 bölü 3 diye buraya yazdım. Bu eksi hem bunun eksisi hem bunun eksisi. Eksi 5 Eksi 1 bölü 3 diye burayı da yazdım. Bak 1 bölü 3'ler götürecek. Buranın parantezini açıyorum şimdi. 4 bölü 7 var. Artı 5 bölü 4 var. Bu eksiği içeri dağıtıyorum. Eksi 11 bölü 7. Eksi ile eksinin çarpımı artı 3 bölü 4. Bak artı 1 bölü 3 de eksi 1 bölü 3 götürdü. 2 eksi 5'ten yukarısı eksi 3 yaptı bölü. Şimdi aşağıya bakıyorum. Burada paydası 7 olanlara baktım. Üstünde 4 var üstünde eksi 11 var. Yani 4 eksi 11 bölü 7 yaptı burası. Yani eksi 7 bölü 7 yaptı. Yani eksi 1. Şunların sonucu ikisinin sonucu eksi 1 yaptı. Geliyorum ikinciye. Paydamda 4 var paydamda 4 var. Bunun üstünde artı 5 bunun üstünde artı 3. Artı 5 ile artı 3'ü toplayacağım. Şöyle oldu bakın 5 artı 3 bölü 4. O zaman burası da 2 yaptı. Artı 2. Yukarısı eksi 3. Aşağısı 1. Sorumuzun doğru cevabı eksi 3 oldu. 7. sorumuzun doğru cevabı A şıkkımız oldu. Hocam bu parçalamalar benim aklıma gelmiyor diyenler ne yapacak? Alacak şunu. 3 ile 2'yi çarptı 6. 6 ile 1'i topladı. 7 bölü 3. Eksi. 5 ile 3'ü çarptı 15. 15'te ile 1'i topladı. 16 bölü 3. Bak böyle de yaparsın. Aşağıdakileri ama parantezi açarsan çok rahat olur. Yoksa 7 ile 4'ü burada paydasını eşitle topla paydasını eşitle topla sonra çıkar. Bulduğun sonuçta ters çevirip çarpma işlemi de yapabilirsin. Aynı sonuç karşına gelebilecek. Gelebilecek değil gelecek korkma. Hadi bak şimdi geldim Şimdi bu sekizinci soru için tam tamına sana üç tane çözüm yapacağım. Önemsediğim bir soru çünkü arkadaşlar. Mantık bir mantığı kavramanızı istiyorum. Şimdi birinci çözümümüz şu. Bu en uzun çözümümüz aslında. Yani bu soruda size x, y, z toplamını değil de x, y, z'yi sorsaydı ne yapardık ona bir bakalım. Şimdi eşitsizliğinde böyle bir eşitlik vermiş bak. 1 bölü 8'den büyük bir x sayısı sondan büyük bir y sayısı sondan büyük bir z sayısı 7 bölü 8'den de küçük dermiş eşitsizliklerinde birbirini takip eden sayılar arasındaki farklar eşit olduğuna göre x, y, z toplamı nedir? He, diyor ki bir sayı doğrusu düşünün şimdi. Benim diyor 1 bölü 8 sayım var diyor bak. 1 bölü 8 sayım var. Sonra diyor bir de 7 bölü 8 sayım var diyor. Ben bunların arasına 3 tane sayı yerleştirdim diyor. X, Y ve Z gibi 3 sayı yerleştirdim. Ve diyor ki birbirini takip eden sayılar arasındaki fark. Yani bu uzunluk, bu uzunluk, bu uzunluk bu uzunluk hepsi birbirine eşitmiş. O zaman bu mantığı anlatmıştım ben sana. X, Y, Z'yi soruyorsa önce bu aradaki farkın ne kadar olduğunu bulmam lazım. Aradaki farkım 7 bölü 8 eksi 1 bölü 8 kadar değil mi? Yani çıkardım 6 bölü 8 kadar. 2 ile sadeleştirdim 3 bölü 4 kadar. Neresi? Şuradaki kompleman uzunluğum 3 bölü 4. Peki kaç parça var burada? 1, 2, 3, 4 parça var. O zaman o 3 bölü 4'ü 4'e böleceğim. 3 bölü 4'ü 4 eşit parçaya bölüyorum. Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarptığında 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 oluyor. 3 bölü 16. Her bir parçamın uzunluğu 3 bölü 16. O zaman ben x'i bulabilmek için 1 bölü 8'e bir tane şu üstündeki karalamayı sileyim. Bir tane ne eklerim? 3 bölü 16 eklerim. Gördük mü? Y'yi bulabilmek için 1 bölü 8'e 2 tane 3 bölü 16 eklerim. Hatta şöyle yapın. Bunların paydası 16 ya. Şunun da paydasını 16 yapacak şekilde genişletelim. 2 ile genişletiyorum burayı. 2 ile genişlettiğim zaman bu sayı ne yapar? 2 bölü 16 yapar. 2 ile genişlettiğim zaman bu sayı ne yapar? 14 bölü 16 yapar. Bak 2 bölü 16'nın 3 bölü 16 fazlası. X dediğimiz 2 bölü 16'nın üstüne bir tane 3 bölü 16 ekliyorum. Paydaları eşit. X dediğimiz 5 bölü 16'dır. Y dediğimiz X'in 3 bölü 16 fazlası. Yani 5 bölü 16'ya bir tane 3 bölü 16 daha ekliyorum X'e. Yani 8 bölü 16'dır. Z dediğimiz Y'nin 3 bölü 16 fazlası. Y'nin 8 bölü 16 olduğunu bulduk. 8 bölü 16'ya bir tane 3 bölü 16 ekliyorum. O da 11 bölü 16'dır. X, Y, Z'yi buldum. Bunların toplamlarını istiyor. Hepsinin paydaları eşit. O zaman 11, 19, 24. 24 bölü 16 yaptı. Sadeleştiriyorum 8'le. 3 bölü 2 cevabına ulaştık. Şimdi bu birinci çözüm. Eğer soru size X, Y, Z'yi sorsaydı böyle bulabilirdiniz. Ama iki çözüm daha yapacağım. ya şimdiki yapacağım çözümler daha kolay. Gel. Yine sayı doğrusunu çizelim. Şimdi sayı doğrusunu aldım. Sayılarımdan bir tanesi 1 bölü 8. Diğer sayım 7 bölü 8. Şimdi bunların arasına 3 tane sayı atacağım. Biri x, biri y, biri z. Şimdi arkadaşlar 1 bölü 8 ile 7 bölü 8 arasında paydalarına baktığınız zaman şey payınıza baktığınız zaman kaç fark var? 6 fark var. 6 bölü 8. Şimdi ben burayı 1, 2, 3, 4 parçaya böleceğim mi? Evet. Şu yukarıdaki 6 4'e bölünmüyor. He. Ama ben bu sayıları 2 ile genişletirsem, yani 1/8'i 2 ile genişletiyorum. 2 ile genişlettiğim zaman 2/16 oldu. Bunu 2 ile genişletiyorum. 14/16 oldu. Şimdi bak. Şimdi aradaki farka bak. Aradaki fark aslında aynı, sadece genişletmiş oldum. Ne oldu aradaki farkım? 12/16 oldu. İşte 4 eşit parçaya ayrılmıştı. Gördük mü? 1, 2, 3, 4 eşit parçaya ayrılmıştı. Bu 4'e bölünüyor. Hatta direkt şöyle de yapabilirsiniz. Bakın 12'den 14'e kadar ardışık sayma mantığıyla bile götürebilirsiniz. Neler olabilir diye. Ama şöyle yapın. Bunu bölüyorum 4'e. 4'e böldüğüm zaman zaten 3 bölü 16'yı bulmuş oluyorum. Yani bu bunun 3 bölü 16 fazlası 5 bölü 16. Hatta bak şöyle yap. Bunun üstü 2 idi 5 oldu. Sonraki 3 büyüyor ya 8 bölü 16 bir sonraki 11 bölü 16 olmuş oldu. Şimdi en kolay çözümüne geliyorum. Hocam en kolayı en sona mı sakladınız? Evet. Şimdi ardışık sayı mantığında şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela 1, 2, 3, 4, 5. Sana 5 tane sayı yazdım. Şu en baştakiyle en sondakinin toplamı ne yaptı? 6. Bununla bunun toplamı ne yaptı? 6. Bak. En baştakiyle en sondakinin toplamıyla yanlarındakilerin toplamları eşittir. Bak burada bir tane sayı kaldı. Bu ortadaki sayı da bu toplamın yarısına eşittir. Gördük mü? İşte burada da o var. Gel. Şimdi bizim şöyle bir sayımız var. Bak. Neyim var? Şurada 1/8 diye bir sayım var. Burada 7 bölü 8 diye bir sayım var. Eşit uzaklıkta x, y, z sayılarını aldım. Bak 1 bölü 8 ile 7 bölü 8'in toplamı x ile z'nin toplamına eşittir. Her zaman aradaki uzaklıklar eşitse bu kural doğrudur. O zaman x artı z toplamının ben 1 bölü 8 ile 7 bölü 8'in toplamı yani 8 bölü 8 1 olduğunu biliyorum. Peki y sayısı Y sayısı da bunların toplamlarının yarısı. Tam ortalarında çünkü aritmetik ortalama. E toplamları ne yapıyordu? 1 bölü 8 de 7 bölü 8'in toplamının yarısı. Yukarısı 1 yaptı aşağısı 2 1 bölü 2. Bakın X ile Z'nin toplamını 1 buldum. Y'yi 1 bölü 2 buldum. Toplayınca 3 bölü 2 olmuş oldum. Hangi çözüm işine geliyorsa. Gel bakalım 9 ve 10. A, B, C pozitif tam sayılarmış böyle bir şey vermiş arkadaşlar. 79 bölü 36 eşitmiş bunun toplamını istiyor. Bakın gidip de B ile C'yi çarpıp 1 ile falan toplamayacağım. Sayılar olsaydı kolaydı. Buradan çözüme gideceğim. Ne yapacağım biliyor musunuz? 79'un içerisinde kaç tane 36 var diye bakacağım. Yani aslında bileşik kesre çeviriyorum. Tam sayılı kesre çeviriyorum pardon. 2 ile çarptım. 72 yaptı. 7 kaldı. Bunu nasıl yazabiliyorum ben o zaman buradaki 79 bölü 36 sayısını? 2 tam tamam mı? 2 tam 7 bölü 36 diye yazabiliyorum değil mi? Bunu da şöyle yazabiliyor muyum? 2 artı 7 bölü 36 diye yazabiliyorum değil mi? İşte A buradaki 2'dir. Tamam mı? Bak şu 2'dir A. Burası neye eşittir? 7 bölü 36 eşittir. Yani 1 bölü B artı 1 bölü C dediğimiz ifadede 7 bölü 36'dır. Hocam nasıl eşit olacak ya? Bunun üstü 1, bunun üstü 7. O zaman ters çevirip çarpma işlemimiz vardı değil mi bizim? Biz şuradaki 7 bölü 36'yı şöyle yazabiliriz istersek. 1 bölü 36 bölü 7 diye yazarım. Çünkü ters çevirip çarpınca bu bunun yanına gelecek. Yani onun yukarısı 1 ise bunun yukarısını da 1 yaptım. Bak bunun üstü 1'di, bunun üstünde 1 yaptım. Şimdi şuradaki 36'ın içerisinde 7 kaç tane var diye aynı işlemi yapacağım. 36'yı böldüm 7'ye 5 kez var. 35 1 yaptı. Yani burayı nasıl yazacağım şimdi bakın. 1 bölü 36 bölü 7'yi şöyle yazıyorum. 1 bölü. Bak 36 bölü 7 dediğim neymiş? 5 tam 1 bölü 7'ymiş. Bitti. Bak ne oldu şimdi? 2 artı 2'yi bulmuştuk zaten 1 bölü bak 1 bölü 5 artı 1 bölü 7 eşit oldu bak benim şuradaki A dediğim 2 2 B dediğim 5 C dediğim de 7 oldu bitti 5 7 ile topladım 12 2 ile topladım 14 cevabına ulaştım yani aslında bize verilen buradaki bileşik kesri tam sayılı kesirlere çevirdik bir tane takla attırdık. Gelsin bakalım onun. Ne diyormuş? Aşağıdaki verilen şekiller kendi aralarında özdeş parçalara ayrılmış. 3 çarpı 3'ten 9 tane kare var. 1, 2, 3, 4, 5, 6'sı boyanmış. Yani bunun değeri 6 bölü 9. Bunun değerine bak. 8 parçaya ayrılmış. ikisi boyanmış. 2 bölü 8. Şimdi diyor ki. E her şekilde boyalı alanların toplamının tüm şekle oranı sırasıyla x, y, z'dir. Yani bu x'miş. Bu y'ymiş. Tamam mı? Bunları vermiş. Demiş ki x ile y'nin toplamı z'ye eşit. Böyle olabilmesi için burada kaç tane yer boyamam lazım diyor. Şimdi şunları sadeleştirelim. x'in 2 bölü 3 olduğunu buldum. Şunları sadeleştirelim. y'nin 1 bölü 4 olduğunu buldum. x yerine 2 bölü 3, y yerine 1 bölü 4 yazıyorum. 2 bölü 3 artı 1 bölü 4. Paydalarına eşitliyorum. Burayı 3 ile Burayı 4 ile çarptım. Buradan 6 geldi. Artı buradan 4 geldi. Bölü 12. O zaman burası ne yaptı? 10 bölü 12. Şimdi C şekline gidiyorum. Bakıyorum kaç tane kare var. 3 burada 4 burada. 3 çarpı 4'ten 12 tane kare var burada zaten. Diyor ki 12'nin diyor 10'unu boyaman lazım. Hop 10. sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız oldu. Tamam mı? Şimdi ne yaptık arkadaşlar? yeni nesile temel at dedik. Şimdi birazcık çıkmış sınav soruları, birazcık benim yazdığım böyle güzel sorularla devam edeceğiz. Gel bakalım. ÖSYM'ye temel at testimiz. Kaç tane sorumuz var burada? Böyle 8 tane sorumuz var. 1 2 3 4 5 tanesi falan çıkmış sınav sorusu arkadaşlar. Geldik. Diyor ki kenar uzunlukları 2 birim, 1 bir bölü 2 birim ve 2 bölü 3 birim olan 3 kare kenarları çakışacak şekilde birleştirilmiştir. Birinci kare, ikinci kare, üçüncü kare. A artı B toplamı nedir? Şimdi kare ise bütün kenarları 2'dir değil mi buranın? Bu kare ise bütün kenarları 1 bölü 2'dir. Sadece bunu yazacaksın bak 1 bölü 2'dir. Şurası neydi? 2'ydi. O zaman A'yı bulabilmek için 2'den 1 bölü 2'yi çıkarırım. Bu kadar basit işte. A dediğimiz 2 eksi 1 bölü 2'dir. Şimdi bir kare daha var. Buranın kenarları ne kadar? 2 bölü 3 kadar. Bak kenarlarıma 2 bölü 3'ü yazıyorum. Burası da 2 bölü 3. Burası da 2 bölü 3. Şuradaki uzunluğum da 2 bölü 3. O zaman B dediğimi nasıl bulacağım? Bu sefer 2 bölü 3'ten 1 bölü 2'yi çıkaracağım. B dediğimiz 2 bölü 3 eksi 1 bölü 2. Şimdi A'yı bulalım. B'yi bulalım. Sonra bunları toplayalım. Hemen payda eşitledim. 2 ile 2'yi çarptım. 4. 4'ün 1'i gitti. 3 bölü 2 burası. Bunların paydalarını eşitlerken buraya 2 ile buraya 3 ile çarpıyorum. Buradan 4 geldi. Eksi. Buradan 3 geldi. Ortak paydam 6. Bu da 1 bölü 6 yaptı. Hop bunları topla diyor şimdi. Paydalarını eşitleyebilmek için bunu 3 ile çarptım. 3'te 3 ile 3'ü çarptım. 9. 1 ile topladım. 6. 10 bölü 6 oldu. Sadeleştirdim. 5 bölü 3 cevabına ulaştım. Doğru cevabımız D şıkkımız. Geldik 2019 TYT sorusuna. Hepiniz yaparsınız. Kolay soru. Gel bakalım. Emel içtiği su miktarını hesaplayabilmek için... ...şekilde verilen su şişesini... ...dik dairesel silindir biçimindeki 2 litrelik kısmını... ...önce 4 eşit parçaya ayırmış. Bak ne yaptığını bile söylemiş. 2 litre su alıyormuş bu... Önce 4 ana parçaya ayırmış bak. Şu çizgiyi çizmiş. Şunu çizmiş. Şunu çizmiş. Şunu çizmiş bak. 1, 2, 3, 4 tane ana parçaya ayırmış. Yani 1 bölü 4, 1 bölü 4 yapmış. Sonra da her parçayı 5 parçaya bölmüş. Yani bak bir parçayı 5'e bölmüş bak. 1, 2, 3, 4 çizgi çizince. 1, 2, 3, 4, 5 parça. Yani her parçam nedir? Önce 4'e böldük. Sonra bir de 5'e böldük. Aslında 20'ye bölmüş olduk. Tamam. Diyor ki Emel içinde 2 litre su bulunan şişedeki suyun bir kısmını içtikten sonra şişedeki oluşan görünüm verilmiştir. Ne kadar su içmiştir diyor. Neredeki suyu içti Emel? Yukarıdaki suyu içti. Yani bize şurası neyi gösterir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bir kere bizim bütün çizgimiz neyi gösteriyordu? 2'yi gösteriyordu. Bu 2'yi önce kaç parçaya ayırdı? 4 parçaya. Önce 4 parçaya ayırdı. Bakın şuralar 2 bölü 4 kadar. Her biri 2 bölü 4 kadar. Yani 2 bölü 4'te nedir? 1 bölü 2 kadardır. Tamam mı? Sonra ne yaptı arkadaşlar? Oluşan yerleri de 5'e böldü. Yani 1 bölü 2'yi de 5'e böldü. 1 bölü 2'yi 5'e böldüğünde ne yapacak? 1 bölü 10 yapacak. Ama bununla hiç uğraşma. Yani söylenen şey şu. Diyor ki kardeşim ben bu şişeyi bir 4'e böldüm. Bir de oluşan parçaları da 5'e böldüm. 4 ile 5'i çarptım 20. Yani her oluşan parçam şişenin 20'de biridir. O zaman bakıyorum şuradakileri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dilimim var. 8 tane her dilimim ne kadar onu söyle şimdi bana. 2'nin 2'nin 1 bölü 20'si kadardır. Yani her dilimim 1 bölü 10 kadardır. O zaman 8 tane 1 bölü 10. 8 bölü 10 yapıyor. 8 bölü 10 sadeleştirdiğimizde 4 bölü 5 su içmiş. Anladın değil mi? Ne dedim? 2 litre suyum var dedim. 2 litre suyu bak şuraya kadar olan 2 litre. Kaça bölmüş? 20'ye. Yani şöyle de bir çözüm daha yapayım hadi. 2 litrelik suyu 20 dilime ayırmış. Sadeleştirdim 1 bölü 10. İşte bu benim her bir dilimimdir. Her bir dilimin 1 bölü 10. Sonra içtiği kısmı saydım. 1, 2, 3, 4, 5. Buranın 5 olduğunu biliyorum zaten. 1, 2, 3 de burada içmiş. 8 dilim içmiş. 8 tane 1 bölü 10. Cevap bitti. Geldim şimdi. Kaçıncı soruma? Kaçıncı soruma? Üçüncü soruma. Yeni sordular bunu daha. 2023 TYT sorusu. Zor değil ya. Hepiniz yapabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda bazı noto sembolleri ve bu noto sembollerinin süre uzunlukları verilmiş. Yani bu sembol 1 bölü 2 saniye çalıyormuş. İşte bu sembol 1 bölü 4 saniye. Böyle basıyorsun 1 bölü 2 saniye çalıyormuş. Bu nota 1 bölü 4. Bu nota 1 bölü 8. Bu nota 1 bölü 16. Tamam. Buna göre yukarıdaki verilen nota sembollerinin süre uzunlukları toplamı nedir? Toplama arkadaşlar soru. Direkt toplama. Şimdi önce ben şundan kaç tane var diye bakayım. Bundan bir tane var. Bak bir tane 1 bölü 2 var o zaman. 1 bölü 2'yi yazdım. Şöyle bir tık yukarı kaldırayım görün. Heh. Bu sembolden bir tane var değil mi? Bak bir tane burada var. İçi boş olan. Sonra geliyorum bu sembol. Bu sembolden kaç tane var sayıyorum. Bir tane burada. Bir tane burada 2. Bir tane burada 3. Yani 3 tane 1 bölü 4 var. Bak 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 4. Ne yaptı? 3 bölü 4 yaptı. Artı 3 bölü 4. Bunu da bitirdim. Şimdi şu kuyruklu bir tane kuyruklu olandan kaç tane var? Bir tane burada var. iki tane burada var. Yani iki tane de 1 bölü 8 var. Toplamları ne yapar? 2 bölü 8. Sadeleştirdim. 1 bölü 4. Hop bunlardan da 1 bölü 4 geldi. İki kuyruklu olandan kaç tane var? Bir tane burada. Bir tane burada. O zaman 1 bölü 16. 1 bölü 16 ne yaptı? 2 bölü 16 sadeleştirdim. 1 bölü 8. Hop burası da 1 bölü 8. Hepsini toplayacaksın işte. Bu kadar. Aha sana yeni nesil işte yeni sormuşlar. 8'de paydalarına eşitle. Yani şunları direkt de toplayabilirdik ama eşitle 8'de payda bir şey olmaz. 8'i aşağıya yazdım. 4 buradan geldi artı. 6 buradan geldi artı. Eee, 2 buradan geldi. Şuradan da 1 geldi. 6, 10, 12, 13, 13 bölü 8 sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız. 3 Denizli. 2 Edirne'ydi değil mi? Şu ikinci soruya bir bakalım. Ya yani cevapları da kontrol edelim. Şeyli gitmeyelim yani. Hata hata yapmayalım. Burası neydi? 4 bölü 5'ti tamam. Burada ne vardı? Denizli Tamam hata yok. Geldik dördüncü soruya. Güzel bir soru daha. Oku bakalım soruyu ne diyor? Aşağıda 20 eş parçadan oluşan şekilde mavi renk boyalı parçaların sayısının kırmızı renk boyalı parçaların sayısını oranı ile bir kesir ifade ediliyormuş. Mavilerin kırmızılar oranı yaz bak. Mavi bölü kırmızıların oranı. Mavi kaç tane var? 4. Kırmızı kaç tane var? 6. Sadeleştirdim bu kesir 2 bölü 3 şu anda. Hemen bilgiyi kodladım. Oku bakalım mavi boyalı parçaların sayısının kırmızı renk boyalı parçaların sayısına oranının bu kesrin karesine eşit olan kesri ifade etmek için boyalı olmayan parçalardan kaç tanesi hangi renge boyanmalıdır? Bak iyi anla. Mavi renge boyalı parçaların sayısının kırmızı renge boyalı parçaların sayısının oranının bak bu oranı buldum 2 bölü 3 Karesine eşit olan bir kesir yap diyor. Yani 2 bölü 3'ün karesini al diyor. Nedir 2 bölü 3'ün karesi? 4 bölü 9. Yani yeni bir kesir oluşturacaksın diyor. 4 bölü 9 olacak oranları diyor. Tamam. Olan e, kesri elde edebilmek için kaç tane neden boyamamız lazım diyor. Şimdi arkadaşlar bir kere şuna bakalım. Burada kaç tane var bir kere ona bir bakalım. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 yani 5 çarpı 4'ten toplam benim 20 tane şeklim var. Peki ne yapacağım? Benim arkadaşlar kaç tane boyalı var önce? 4 tane mavi boyalı var. Bak 4 tane mavi boyalı var. 6 tane kırmızı boyalı var. Diyor ki biraz diyor maviye boya. Biraz da kırmızıya boya diyor. Bak mavilerin sayısını arttır diyor. Kırmızıların sayısını da arttır. Bu işlemin sonucunda oran 4 bölü 9 olsun diyor. He. Şimdi bak bunun üstü 4 mü zaten? E o zaman mavi hiç boyamasam ben. Direkt üstleri 4 olacak mı? Olacak. Burayı da 9 yapabilmek için çünkü 9 olması lazım. Direkt 3 tane kırmızıyı boyarsam olay biter. Dördüncü sorumuzun doğru cevabı şıkkımız. Anladık mı? Önce oranı buldum 4 bölü 6. Sadeleştirdim 2 bölü 3. Bu oranın karesi olsun. Ha, hocam niye 2 bölü 3'ün karesini aldık? İsterseniz bunun karesini alın. 4 bölü 6'nın karesi ne yapacak? 16 bölü 36 yapacak. Sadeleştireceğim 4 ile. Yine 4 bölü 9 elde etmeye çalışacağım. Aynı hesaba gideceksiniz. Gel bakalım 5. Gel bakalım 5. Pizza sorusu şimdi. Arkadaşlar bakalım. Aşağıda 4 eşit dilime ayrılmış 1200 gram ağırlığındaki küçük pizza. 1200 4 parçaya ayrılmış. 1200'ü 4'e böl o zaman. Her pizzam ne kadar? 300. 300. 300. 300. Bak. Tamam 4'e bölmüşüz. Sonra 6 eş dilime ayrılmış 1800 gram büyüklüğünde bir pizza varmış. 1800'ü 6'ya böldüm bak 18'i e 6'ya böl 3. O zaman bunların da her birinin ağırlığı ne kadarmış yine? 300 kadarmış. Bunlar bir kenarda dursun. Şimdi sorunun devamını okuyacağım. Ne istediğine bakacağım. Cem ve Eray bu iki pizzayı eşit olarak paylaşacak. Ha, eşit paylaşacaklarmış. Siz nasıl paylaşırsınız eşit bunu düşünün. Nasıl eşit paylaşırsınız bu iki pizzayı? Dilim üzerinden gitmeyin. Eşit paylaşmak ağırlık üzerinden olur bak. Dilim üzerinden giderseniz yanlış bir şeye düşebilirsiniz. Eşit olarak paylaşacaklardır. Cem küçük pizzanın tamamını aldığına göre büyük pizzanın kaçta kaçını almıştır? Hadi bir bakalım. Eşit nasıl paylaşacaklar? İlk pizza 1200 ağırlığında değil mi? İkinci pizza 1800 ağırlığında. Toplam ağırlığım 3000. Eşit paylaşacaklarsa her biri 1500 alacak arkadaşlar. 1500 Cem alacak. Eşit paylaşsınlar diyor çünkü. 1500'de eray alacak diyor ki Cem küçük pizzanın tamamını almış yani 1200'ü almış Cem ne kadar almalıydı 1500 yani 1500'ün 1200'ünü zaten almış küçük pizzayı almış bu çakal 300 daha alması lazım peki 300 nereden alacak büyük pizzadan işte büyük pizzanın kaçta kaçını alması lazım 300 büyük pizzanın sadece bir dilimi mi o zaman tüm pizza 6'ydı Birini aldı. 1 bölü 6. Bak eşit bölüşecek dedik. Topladık yarısını aldık. Her biri 1500 alacak. Sonra dedim ki e bu 1200 zaten almış. 1500'ün 1200'ünü çıkardım. 300 daha alması lazım. Yani buradan sadece bir dilim alması gerekiyor. Gel bakalım 6. soru. Şimdi diyor ki. Bu da çıkmış sınav sorusu benzeri. Yalnız MS3 benzeri arkadaşlar bu da. Aşağıdaki Özdeş 3 pilin şarj göstergesi 3, 4 ve 6 parçaya ayrılmıştır. 3 parçaya, 4 parçaya, 6 parçaya ayrılmış. Tam dolu 3 pil bir süre kullanıldıktan sonra ki şarj seviyeleri verilmiş. Yani bunun 1 dolu kalmış. Bunun 3'ü dolu kalmış. Bunun 4'ü dolu kalmış. Şimdi çok dikkat. Bu 3 pilin toplam şarjının kaçta kaçı kullanılmıştır diyor. Bak toplam şarjının kaçta kaçı kullanılmıştır. Sana bir soru sorayım önce. Soruyu iyi anlayabilmen için. Size 3 bardak su verdim tamam mı? 3 bardak su verdim. 4 bardak su verdim. Bu 4 bardak suyun bir tanesini içtiğinizde kaçta kaçını içmiş olursunuz? 1 bölü 4'ünü değil mi? Niye bunu anlattım? Aşağıya her zaman tamamını yazacaksınız. Bak tamamı. Tamamı dediğim ne? 4 bardak su. Birini içtim, yukarıya da bir. İşte burada da toplam 3 pil miktarının kaçta kaçını kullandı diyorsa... ...aşağıya 3 pili yazacağım. Toplamını yazacağım. Sakın toplama yapmadan soruyu çözmeye kalkarsanız gider. Hop çizildi. Şimdi ne yapıyorum? Bütün piller bir büyüklüğünde olsun. Bunun ne kadarı kullanıldı arkadaşlar? Toplam kaçta kaçını kullanmıştır diyor. O zaman bunun... Bak her bir, 1 bölü 3 kadardır değil mi? Ne kadarını kullandı? 2 bölü 3. Burada 4 parçaya böldü. Her parçam ne kadardır? 1 bölü 4. Kullandığı boş yerdir. Bunun da 1 bölü 4'ünü kullandı. Bunu 6'ya böldü. Her parçam 1 bölü 6 kadardır. Bak 2 tane 1 bölü 6 kullanmadı. Kullandı 2 bölü 6. Şimdi bak kullandığı miktarı sormuyor. Biraz önceki su örneğinde olduğu gibi aşağıya bir kere toplam pil miktarını yazacaksın. Bir burada, bir burada, bir burada. Yani üç pilin kullanma miktarına bakıyorum. Bu, bunun ne kadarını kullandı? İki bölü üçünü kullandı. Artı. Bunun ne kadarını kullandı? Bir bölü dördünü. Şunun ne kadarını kullandı? İki bölü altı. Hadi onları da sadeleştirdim. Bir bölü üçünü kullandı. Bakın. İki bölü üçte bir bölü üçün toplamı bir yapar. Bir artı. Bir bölü dört bölü üç. Yukarıda payda eşitledim. Dört. Dört. 1 ile topladım. 5 bölü 4 yaptı. Bölü 3'üm var bir de. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptım. 5 bölü 12 olmuş oldu. Tamam mı? Yani 3 pil kullandığımız için aşağıya 3'ü yazmak zorundayız. Bu kadar basit işte arkadaşlar. Yani sizin karşınıza gelecek böyle rasyonel sayı soruları böyle sorular olacak. Böyle anormal düzeyde zor sorular yok. Bir netice indirdim bile. Gel bakalım. Metin sipariş ettiği pizzalardan sebzeli pizzayı 6 eş parçasından birini karışık pizzasının 5 eş parçasından ikisini yediğinde geriye kalan sebzeli pizzanın toplam ağırlığı e, geriye kalan karışık pizzanın ağırlığının iki katı olmaktadır diyor. Ha, tamam. Denklem kuracağız bir şey yok. Buna göre başlangıçtaki sebzeli pizzanın ağırlığının başlangıçtaki karışık pizzanın ağırlığının oranı nedir diyor. Şimdi bak. Şöyle yapalım mı? Bizim sebzeli pizzamızın ağırlığı S kadar olsun. Kaça bölmüş? 6'ya bölmüş. O zaman S bölü 6, 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 S bölü 6. Burası tamam. Şimdi buradaki ne? Karışık pizza. Karışık pizzanın da ağırlığı A kadar olsun. Tamam mı? A hepsi. Bak hepsi A kadar olsun. 5'e böldü. O zaman bir tanesinin ağırlığı A bölü 5. 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 Şimdi sorudaki söylenen bilgiye bakalım. Diyor ki bu 6 eş parçadan birini yemiş. Yani şunu yemiş. Bunu gitti. Sonra karışık pizzadan ikisini yemiş. Bunlar gitti. Diyor ki sonra yediğinde geriye kalan sebzeli pizzanın toplam ağırlığı. Ne kadar kaldı? S bölü 6'dan kaç tane var? 5 tane var. Şöyle bir tek yukarı kaldırayım. Yani 5 tane S bölü 6 kaldı. Tamam. Ağırlığı geriye kalan karışık pizzanın ağırlığının ne kadar kaldı? A bölü 5. A bölü 5. A bölü 5. 3 tane A bölü 5 var o zaman. 3 A bölü 5'in iki katı oluyormuş. Bunlar birbirine eşitmiş. Bak kalan sebzeli pizzanın ağırlığı kalan karışık pizzanın ağırlığının iki katıymış. Bizden ne istiyor? Başlangıçtaki sebzeli pizzanın ağırlığının başlangıçtaki karışık pizzanın ağırlığına. Sebzeli pizzanın ağırlığı S'ydi. Karışık pizzanın ağırlığı A'ydı. S bölü A'yı istiyor. Hadi gerisi çocuk oyuncağı. Şimdi arkadaşlar bir kere 2 ile şunu da çarpıyorum. 5S bölü 6 eşittir 6A bölü 5 yaptı. Bunu ileride göreceğiz ama hepinizin bildiği bir işlem var burada. İçler dışlar çarpımı. 5 ile 5 S'yi çarpıyorum. Bak şununla şunu çarpıyorum. 25 tane S yapıyor eşittir. 6 A ile de 6'yı çarpıyorum. 36 A yapıyor. Şimdi böyle bir şey çıktığında ne demiştik? S eğer 36 ise bak S 36'ya gidiyorsa A 25'e. Karşıların ok katıyordu. 36 bölü 25 Sorumuzun doğru cevabı E şıkkımız oldu. Hadi gel bakalım. 2021 TYT sorusu. Güzel bir soru. Çok tatlı bir soru. Zor değil. Hiç zor değil. Kendin çözebilirsin. Sadece okuduğunu anlayacaksın. Beyza mutfak tartısıyla bir su bardağını önce boş bir şekilde tartmış. Bak bunu tartmış. 280 gelmiş. Boş tarttı. Tamam. Sonra ee, tamam boş bir şekilde ardından tamamı suyla doluyken. O zaman bunu suyla doldurdum 400 geldi. Ne anlarsın? 280'den 400'e çıkmış. Niye? İçine su koydum çünkü. O zaman içine koyduğum su ne kadardır? Aradaki farkı al. Çünkü 280 boş ağırlığıydı. 400'den 280'i çıkardım. Demek ki içine 120 gram su koymuşum. Tamam. Ha devam edelim şimdi ne diyor? Ee, son olarak da içine bir miktar su koyarak takmış. Yani boş bardağın içine birazcık su koymuş. Sonra da 355 olmuş. Şimdi buradaki birazcık suyun ağırlığına x kadar diyelim biz. Şimdi boş bardağım ne kadardı 280 bak. Boş bardağın içerisine x kadar su koydum. x kadar su koydum. 355 oldu denklem kurmana bile gerek yok aslında. Bu niye 355? İçinde su var çünkü. Boş ağırlığı ne kadardı? 280. 355'ten 280'i çıkardım. 75. Yani fantazi yapmaya gerek de yok. Hiç denklemi siliyorum ha. Bak baştan alıyorum. Sildim. Tamamı doluyken. Aradaki farkı aldım. Ne kadar yaptı? 120. Yani dolu bardak su 120'dir. Bir miktarı doluyken. Bak boşu 280. Bir miktarı doluyken 355. Aradaki farkı aldım. 75. O zaman bunun içerisindeki su da 75'tir. Ne istiyor bizden? Son tartma işleminde bardağın kaçta kaçı doludur? Bardağım toplam ne kadar su alıyordu? 120. Bu bütünü. Ne kadarı dolu? 75'i. E. Bu kadarı dolu işte. Geri kalan sadeleştirme. 5 ile sadeleştirelim. Hatta 15'e bölünüyorlar. 15'e sadeleştiğini görürsen daha kolay. 15'e böldüm burası 5 yaptı. Bunu 15'e böldüğüm zaman 8 yaptı. Sorumuzun doğru cevabı da e şıkkımız oldu. Teste temel at. Yeni nesil temel at. Ondan sonra ÖSYM'ye temel at dedik. Güzel de sorular çözdük. Bakış açında değişimler olmaya başladı biliyorum. Ha bazıları hala zor gelebilir arkadaşlar. Merak etmeyin. Önemli olan burada temeli oluşturmak. Ondan sonra temeli oluşturduktan sonra belli bir düzeye geldikten sonra zaten ana kampımızda uçuşa geçeceğiz merak etmeyin. Çünkü orada bol bol da soru da çözeceğiz arkadaşlar. Ödev vereceğim daha size. Bir sürü iş yapacağız daha. Haydi bakalım sonraki dersimizde görüşmek üzere efendim. Bay bay.